Merhaba arkadaşlar. Object Oriented'la ilgili ilk ele alacağımız konu sınıf yapılanmasıdır. Neden sınıfları ilk olarak ele alacağız? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki dersimizde Object Oriented Programming'de temel, esas, merkezi olan yapılanmanın nesne olduğundan bahsetmiştik. Haliyle nesne fıtrat olarak bir klastır. Yani klastan üretilebilir bir yapılanmadır. Dolayısıyla bu esasın öncelikli incelenmesi gereken noktası sınıf yapılanması olduğundan dolayı ilk konumuz bu olacaktır. Yani hem pratikte hem de teoride inceleyeceğimiz ilk konumuz sınıf yapılanması olacaktır. Dersimizin mahiyetinde sınıf nedir? Neden sınıf yapısı kullanılır? Sınıf ile nesne arasındaki ilişkiler nelerdir? Sınıf nasıl ve nerede oluşturulur? Sınıf ile nesne modeli nasıl tasarlanır ve sınıf modelinden referans noktası nasıl alınır? Bunların hepsini yani tam teferruatla öğreneceğiz. Yani buradaki başlıklar bile öğreneceğimiz konuya dair tam anlamlı bir başlık olmayabilir belki ama ben yeri gelecek ilgili başlığı daha teferruatla açacağım ve değerlendiriyor olacağız. Şimdi arkadaşlar gelin sınıf kavramını ne olduğundan bahsedelim. Esasında bir önceki dersimizde sınıfın ne olduğunu incelemiştik. Bu dersimizde de gene o noktalara temas ederek devam edelim. Şimdi bir önceki dersimizde ne demiştim ben? Object Oriented'da temel esas neydi? Bizim objelerimiz yani nesnelerimiz değil mi? Şuna ben geleyim object diyeyim. Şimdi benim bir object oluşturabilmem için yapmam gereken işlem ne? Öncelikle bunu modellemem lazım. Siz varsayacağım ki Object Oriented konularını her seferinde öncekilerin izlendiğini varsayacağım. Ama bu dille konuşmak belki hani videonun yarısında girenler ya da serinin belirli bir noktasında derse dahil olanlar için kopuşa sebep olabilir. Onun için bildiğimiz temelleri bilmediğimiz gibi tekrardan bazı noktalarda anlatacağım. Şimdi gelin o dili kullanarak devam edeyim. Arkadaşlar C# programlama dilinde Java'da, PHP'de yani Object Oriented'ı destekleyen herhangi bir programlama dilinde bir nesne oluşturabilmeniz için öncelikle o nesneyi modellemeniz lazım. Tamam? Öncelikle modellemeniz lazım. Modellemek ne demek? İlgili nesnenin önceden tanımlanmış arayüzü demek. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben bir bina yapacağım. Bu binayı önce AutoCAD'de çiziyorum, değil mi? Çizdiğim bu AutoCAD'deki modeli gerçeği, somut hali binanın ta kendisi oluyor. Dolayısıyla benim objem somut olan bu nesneyi oluşturabilmem için öncelikle bunu AutoCAD'de çizmem lazım gibi düşünün. Ya da kağıt üzerinde projesini çizmem lazım gibi düşünün. Haliyle bunu çizmektir. Yani onu modellemek, onu tasarlamak, onu orada oluşturmaktır. Şimdi ben burada bir model tasarlayacağım diyorum. Buna şimdilik model diyelim. İşte bu modelde diyorum ki ya kardeşim bu modelden oluşturulan herhangi bir nesnenin içerisinde şu 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 fieldlar olabilir. Yani alanlar olabilir. Efendime söyleyeyim x, y, z fonksiyonları olabilir. Farklı property'ler olabilir. Indexer'lar olabilir diye bir model tasarlıyorum. Bu modelden ürettiğim nesne ki bunun nasıl üretildiğini nesne kavramını pratikte detaylı bir şekilde incelerken göstereceğim. O da zamanı geldi mi göreceğiniz bir konu. Basit bir işlem ama aslında teferruatı var. Yani arka planda batini boyutunda bilmemiz gereken çok derin noktaları var. Dolayısıyla şimdilik oraya es geçiyorum. Bundan nasıl nesne üretildiğine bakmayalım. Nesne üretildiğinde onun bir object olduğunu yakalayalım yeterli şimdilik. Tamam. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası hemen ben şurayı şöyle bir temizleyeyim. Biliyorsunuz ki temiz çalışmayı tercih ediyorum. Hemen şuraya gelip notumu yazayım. OOP'de bir object oluşturabilmek için öncelikle o objenin modellenmesi, bir başka deyişle tanımlanması, değil mi? Gerekmektedir. Bu birinci özelliğimiz. Peki hocam, ben bu objeyi oluşturabilmemi sağlayacak olan modeli ya da tanımlamayı neyle yapacağım diye sorarsanız işte bunun da class olması gerekiyor. Haliyle arkadaşlar diğer maddemize gelelim. Bir objenin modelini tanımını oluşturabilmek için class yapısı kullanılır. Anlaşıldı mı? Şimdi sınıf neymiş arkadaşlar? Programlama dillerindeki class dediğimiz yapılanma esasında bir nesnenin modelidir. Bir nesnenin modelidir. Neden sınıf yapısı kullanılıyor sorusunun da cevabını verelim. İlk önce soruyu soralım. Hocam neden burada class yapısı kullanılıyor? Arkadaşlar, class yapısı kendi içerisinde bakın field dediğimiz ilgili nesnenin içerisinde hangi değerlerin tutulacağına dair o alanları tanımlamamızı sağlayan alanlar
tutmamızı sağlayabiliyor. Bunları tanımlamamızı sağlayabiliyor. Bu bir. Property diyoruz. Property yapılanmaları, encapsulation yapılanmasını sağlayabiliyor. Indexer diyoruz. İşte dizilerde, koleksiyonlarda ya da bunların dışında istediğiniz herhangi bir noktada indexer operatörüyle işlem yapabilmemizi sağlayan belirli bir efektif syntax kazandırabiliyor. Başka ne var? Metotlar tanımlayabiliyoruz. Metotlarla arkadaşlar operasyonel olarak bir objenin içerisinde field'lardaki ya da dışarıdan gelen değerleri hangi işlemlere tabi tutabileceğimizi vesaire bunları ayarlayabiliyoruz. Yani sınıfı niye kullanıyoruz diye sorarsanız bizim sınıf kodu yazdığımız, kodu inşa ettiğimiz yerdir. Kod inşa edildi, kod yazıldı. Artık bunu çalıştırmam lazım. Buradaki yazılan kod işlevselliğini göstersin dediğimde de obje oluşturup bunu objede çalıştırıyoruz. Anlaşıldı mı? Haliyle bizim için class dediğimiz yapılanma objenin yani nesne tabanlı programlamanın temelidir. Sen bir kere nesne tabanlı programlamayı hiç mi bilmiyorsun? O zaman class'ı vereceksin. Class'la başlayacaksın. Class'ı önemseyeceksin. Tamam. Tabii ki de farklı yapılanmalarımız var. İleride göreceğiz. Interface olacak. Abstract class olacak. Struct dediğimiz yapılanmalar olacak. C# 9.0'da gelen record yapılanmaları var. Record'ları göstereceğim. Bunların ne olduğunu anlayabilmen için öncelikle class'ı anlaman gerekiyor. Tamam. Class'ı cebe koyarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi class dediğimiz yapılanmanın nasıl kullanıldığına geleceğim. Burada objekti oluşturabilmek için class'a ihtiyacımız olduğunu, class üzerinden modelleme yaptığımızın cevabını verdikten sonra bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Sınıf ile nesne arasındaki ilişki nedir? Şimdi biraz önce söylediğim gibi sen bir class oluşturuyorsun. Bu class'tan nesne üretilebiliyor. Doğru mu? Aslında ilişki bu. Yani bunu gösterdim, kapatıp diğer başlığa geçebilirim. Ama benim bu başlığı atmamın altında yatan sebep ve bundan sonra diğer başlıklarda da olacak sebep sarmal bir şekilde bazı şeyleri tekrar ede 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 gitmek. Tamam, yani sıkılacaksın. Ya anladık hocam artık, ben öğrendim. Adım soyadım gibi bu hafızamda yer edindi diyene kadar ben bunu sana anlatacağım. Tamam, ve diğer konularda da bunu yapacağım. Yani bu da benim için önemli olan noktalarda tekrara düşürme yöntemi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi sınıfla nesne arasındaki ilişki şu şekildedir. Sınıf neydi arkadaşlar? Bir model, bir nesne modeli. Bu sınıfın modelinden, bu sınıf modelinden üretilen nesnelerde operasyonlar gerçekleştirebiliriz. Haliyle sınıfla nesne arasındaki ilişki bu davranış üzerinden kurulur. Şimdi sınıfla nesne arasındaki asıl önemli ilişki sınıftan birden fazla nesne oluşturulabilir arkadaşlar. Peki ne kadar oluşturulabilir hocam? İstediğin kadar oluşturabilirsin. Yani bellekteki alanı tahsis edilen alanlarla belleği doldurana kadar oluşturabilirsin. Tabi bunu yapabilmen senin için pek mümkün değil belki ama yani bunu şimdilik öyle düşün. Sınırın senin belleğin. Tamam. Haliyle istediğin kadar nesne oluşturabiliyorsun. Şimdi burada dikkat etmen gereken nokta şu. Arkadaşlar bu bizim class'ımız. Bunlar da bizim objelerimiz. Hemen şöyle gelelim. Şuna da object diyelim. Şimdi bak. Sınıfla nesne arasındaki ilişki şudur. Sınıfta, sınıflarda, klaslarda, nesnelerdeki ortak tanımların ya da ortak alan tanımları yapılır. Alan tanımları yapılır diyelim. Ne demek bu? Şimdi ben bunun içerisine A diye bir field koydum. Örneğin bir field koydum. Örneğin B diye ya da şöyle yapalım, gerçekçi olsun arkadaşlar. Adı diye bir field koydum. Tamam. Yani adı alanı koydum. İçerisine haliyle isimler yerleştirilecek. Mesela diyelim ki yaş hesapla diye bir metot koydum. Diyelim. Şimdi bu iki tane elemandan koydum. Şu koymuş olduğum değerler bütün nesnelerde ortak bulunacak değerlerdir. Yani bunun da içinde adı olacak. Bunun da içinde yaş hesaplı olacak. Bunun da içinde yaş hesaplı olacak. Tamam. Yani burada ne yazıyorsa hepsinde artık bu elemanlardan, bu memberlardan var. Peki, şimdi member diyorum, sınıf elemanları başlığı altında bunları değerlendireceğiz. Şimdilik biz bunlara sınıf elemanları diyelim, member. Peki hocam, adı hepsinde ortak ama değeri aynı mı? İşte değerler değişebiliyor. Yani hepsinin bir adı niteliği, adı özelliği var. Ama ve lakin her bir object kendine has adıyla değer tutabilmekte. Örneğin bu objekte Hilmi iken bu Rıfkı, bu da Şuayb olabilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla
Ben herhangi bir objeye nokta dediğimde, adı dediğimde, nokta adı dediğimde hangi obje üzerindeysem nokta adı diyebiliyorum. Çünkü o objede kesinlikle adı var. Çünkü bu objelerin türetildiği, yani bunların oluşturulduğu sınıf tanımlamasında kesinlikle bu member'dan var. Haliyle bu member'ın üzerine nokta dediğimizde, bu member'ı çalıştırdığımızda hangi objede çalışıyorsak o objedeki o değeri gelecektir bana. Şöyle nitelendirelim. Bir önceki dersimizi izlediyseniz eğer hatırlarsanız orada kimlik örneği vermiştim. Şimdi hepimizde ortak kimlik var. Niye? Ortak kimlik niye var? Çünkü aynı klastan türedi bunlar. Doğru mu? Yani 80 milyonun cebindeki kimlik aynı tek bir tane klastan türetildi. Dolayısıyla arkadaşlar aynı olan bu kimlik kartlarında benim kimliğimin üzerinde benim adım yazarken senin kimliğinin üzerinde senin adın yazıyor. Objeler aynı, fıtratlar aynı ama obje olarak, nesnel olarak farklı. Tamam. İkisi de kimlik türünden farklı objeler. Anlaşıldı mı? Şimdi davranış olarak ikisinin arasındaki, yani nesne ile sınıf arasındaki ilişkiyi bu açıdan da değerlendirmek istedim. Bir açımız daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, class tekildir. Yani class bir tane tanımlarsın. Bu şu demek değil. Bir projede birden fazla class tanımlayabilirsin. Sadece bir tane tanımlarsın diye algılama. Sadece bir modele karşı class'ı bir kere tanımlarsın. Nesne ondan çoğul olarak türer. Yani bire çok bir ilişki vardır arada. Anlaşıldı mı? Ben bir insan diye class tanımlarım. Geri kalan 8 milyar nesneyi bu insanlara bu class'tan türetirim. Anlaşıldı mı? Olay bundan ibaret. Bunun da cevabını verdik. Artık yavaş yavaş şunu anlıyoruz. Yani object oriented'ı öğreniyorsan sınıf kavramını, class kavramını iyi bilerek başlamak lazım. Haliyle teoriden başlıyorum dikkat ederseniz. Şimdi arkadaşlar mevzuya yavaştan girelim. Ya hocam sınıf nasıl oluşturulur ve nerede oluşturulur? Şimdi önemli olan o. Şimdi sınıfın nasıl oluşturulduğu çok kolay. Peki nerede oluşturacağım? Bu kodun içerisinde sınıfın yeri neresidir? Şimdi gelin ilk önce nasıl oluşturulduğundan bahsedeyim. Ardından nerede oluşturulduğunu değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar bir sınıf oluşturmak istiyorsanız sınıfı şu şekilde oluşturabilirsiniz. Bakın normalde C Sharp sintaksinde ne var? C Sharp'ta hani bir şey oluşturacaksan öncelikle o şeyle ilgili bir keyword koyman lazım ortaya. Örnek mesela if bloğumu oluşturacaksın. If yazarsın devamı gelir. Örneğin do while mi oluşturacaksın? Do yazarsın devamı gelir. While mi? While yazarsın gelir. For mu? For. For each. Yani C Sharp'ın zaten genel semantiği bu şekilde. Haliyle tekrardan şöyle açayım. Şimdi class mı oluşturacağım? Bak class yazıyorum. Diyorum ki ya kardeşim compiler bana bir tane class oluştur. Peki bu class'a daha sonra ne vereceğim? Boşluk, ardından isim vereceğiz arkadaşlar. Tabi köşeli paranteze değil. Burada sembolik olarak oraya isim geleceğini bildiriyorum. Ardından da süslü parantezimizi açıyoruz, kapatıyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi sen bu şekilde yapmış olduğun bir kod senin için buradaki vermiş olduğun isme karşılık bir class oluşturmak anlamına gelecektir. Peki nedir bu? Arkadaşlar class'tan, yani sen bir class oluşturdun, yani nesne oluşturulabilir bir yapılanma oluşturdun. Bak buna dikkat et, nesne oluşturulabilir bir yapılanma oluşturmuş oldun. Şimdi dikkat. Arkadaşlar bizim için burada önemli olan nokta şu. Ben bunu daha sonra bir daha vurgulayacağım. Onun için şimdilik hani bir ufacık değineyim, daha sonra vurguladığımda asıl pratikte gördüğümüzde daha net anlayacaksınız. Class oluşturduğum zaman RAM'de bundan nesne üretip yerleştirebiliyorum değil mi RAM'e? Evet. Şimdi benim bu class'ın türü neyse RAM'e yerleştirdiğim nesnenin türü de o olmuyor mu? O oluyor. Hatta ben birazdan göreceğim. Bir önceki dersimizde ilgili nesneyi işaretleyebilmem için onun türünden bir referansla işaretliyordum. Hatırlarsanız. Hatırlamayanlar için problem yok. Ama ve lakin biliyorum ki nesneyi RAM'e koymuş olduğum obje class'ın adı neyse o türde. Class'ın adı Ahmet ise Ahmet türünde bir obje koyuyorum. Bak tür diyorum. Yani buradan neyi çıkarıyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar object oriented yaklaşımını destekleyen tüm dillerde oluşturmuş olduğunuz class sizin için bir türdür. Bir referans türüdür. Hemen bunu yazalım. Class'lar bir referans türüdür diyelim. Yani bir tür taşıyor, bir türe karşılık geliyor. Nasıl ki integer bir sayısal modele karşılık geliyor. Boolean mantıksal değerlere karşılık geliyor. Char metinsel tek karakterli değerlere karşılık geliyor. Bir tek metinsel değil, alfanumerik ya da özel karakter. Yani tek karaktere karşılık geliyor. Ya bunların hepsi tanımlanmış türler değil mi?
Ben şimdi ne yaptım? Buraya geldim. Klas Ahmet diye bir klas oluşturdum. Bu Ahmet türünden nesneyi karşılamayacak mı? Ha işte Ahmet diye bir tür oluşturmuş oluyorsun. Tamam? Yani sen klas oluşturduğun anda bil ki yeni bir tür oluşturmuş oluyorsun. Bu şekilde de biz kendimize ait türlerimizi oluşturabiliyorum. Hatta ben temel programlamada demiştim ki, ya kardeşim bak değer türlü değişkenler var. Referans türlü değişkenler oldu mu? Ahmet, Mehmet diye kendi türlerimizi oluşturabileceğiz demiştim. İşte bunu da bu şekilde yapıyoruz. Diyelim şimdilik buna temas ettim. Çok önemli mi? Değil. Bunu unutabilirsiniz. Belki anlamamış olabilirsiniz. Bu noktaya geleceğim tekrardan. Şimdilik bir dokundurayım. Bir böyle ön bilgi vereyim dedim. Ön hatırlatıcı bilgi vereyim dedim arkadaşlar. Şimdi sınıf nasıl oluşturuluyormuş? Klas yazıyoruz. Ardından bir isim veriyoruz. Şimdi peki nerede oluşturacağım? Şimdi sınıf dediğimiz yapılanma. Direkt burada mı oluşturacağım? Prosedürel programlamada her şeyi hocam burada yapıyorduk. Hadi gel bunu da burada yapalım. Oluyor mu? Olmuyor. Sınıf dediğin yer 3 farklı yerde oluşturulur arkadaşlar. Gelin şimdi bunların başlığını yazalım. Namespace içerisinde. Birazdan göreceğiz. Namespace dışarısında ve namespace'den bağımsız class içerisinde. Tamam? Şimdi bu 3 farklı yerde biz class'ımızı oluşturabiliyoruz. Sonuncu olarak da class içerisinde oluşturulmakta. Buna da arkadaşlar biz nested type diyoruz. Nested type diyoruz. Yani iç içe class'lar diyoruz. Bu terminoloji de önemli, bu şekilde geçiyor. Birazdan daha da detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi ben class oluşturacağım. Nerede oluşturabiliyormuşum? Namespace içerisinde oluşturabiliyorum. Bunu zaten hani object oriented'ı kullanan, bilen her kişi bunu kullanır. %99'u bunu biliyor arkadaşlar. Hatta %100'ü bunu biliyor diye desek daha doğru olacak. Şimdi bunu bilmeyen yok. İlk başta bunu görelim. Şimdi namespace nedir hocam? Buna daha şimdi girmeyeceğim arkadaşlar. Namespace dediğimiz içerisinde birden fazla class, struct, interface gibi yapılanmaları barındıran, esasında senin kütüphane mantığını oluşturmanı sağlayan, yani genel anlamda kurmuş olduğun sistemde sınıflarını farklı namespace'ler altında kategorize edip çağırma esnasında hani o kategorizeler üzerinden çağırmanı sağlayan bir yapılanma. Şimdilik ben buna girmeyeceğim. Sadece bil ki sınıf istiyorsan eğer namespace içerisinde oluşturulabilir. Namespace içerisinde oluşturulabilir. Zaten biz %99,99 bunu kullanacağız. Yani örnek geldim. Mesela şurada bir class var değil mi? Bak görüldüğü üzere namespace içerisinde zaten bir tane class oluşturulmuş. Aynı şekilde ben de geliyorum bunun altına. Class diyorum. Bir isim vereceğim. Diyeceğim ki ya da my class diyelim. My class. Scope'umu açtım, kapattım. Görüldüğü üzere arkadaşlar kendime ait bir tane class namespace'in içerisinde oluşturmuş oldum. Derleyici herhangi bir hata vermiyor. Görüldüğü üzere burada oluşturulabilmekte. Benzer mantıkla namespace dışında da oluşturabiliyoruz. Bunu da çoğu kişi bilmez arkadaşlar ama siz öğreneceksiniz. Evet, class'lar namespace'in dışında da oluşturulabiliyor. Bak, sen normalde namespace'in içerisinde oluşturuyorsun. Namespace'in dışında da oluşturabiliyorsun. Örneğin gel şuraya. Class de. Buna da my class 2 de. Anlaşıldı? Bak burada oluşturduğum zaman uygulamayı şöyle gelip derleyeyim. Şöyle derlediğimde herhangi bir hata vermeyecektir. Burada da oluşturulabilmektedir. Peki hocam nerede oluşturduğumuz neye göre değişkenlik gösteriyor? Ne şekilde fark yaratacak? Arkadaşlar burada aynı namespace altındaki class'lar birbirlerine direkt ismi üzerinden erişilebilirken farklı namespace altındaki sınıflar namespace ismi üzerinden birbirlerine erişebiliyor. Yani şöyle düşün, senle ben aynı evdeysek birbirlerimizi çok rahat erişebiliyoruz. Ama sen karşı evdeysen, ben bu evdeysem işte benim evimin adı X olsun. X nokta Gencay deyince bana erişebiliyorsun. Anlaşıldı mı? Ya öyle düşünebilirsin. Basit mantık. Aynı şekilde eğer ki bir class'ı sen namespace'in üstüne koyarsan eğer ne olur? Bu üst kavram gibi düşünme sakın. Namespace'ten bağımsız olur. Yani şöyle düşün. Aynı evdeki ikimize erişebiliyoruz. Farklı evlerde isimlerimizden, ev isimleri üzerinden birbirimize erişebiliyoruz. Ama birimiz dışarıda diye düşün. Dışarıdakine herkes erişebiliyor. Yani bu namespace'in altında tanımlanmayan class'lara herhangi bir namespace ismi belirtmeksizin direkt erişebiliyoruz. Peki hocam namespace ismi nasıl belirtiliyor? Yani erişim nasıl yapılıyor? Bunlara geleceğiz. Şimdilik teoride bunları öğreniyoruz. Bakın yavaş yavaş pratiğe giriyorum. Hani konuyu dağıtmak istemiyorum. Siz bana bırakın. Merak ettiğinizi biliyorum. Hocam namespace üzerinden nasıl erişilir? Hepsine geleceğiz. Hepsini öğreneceksiniz. Hepsi cebimizde olacak. Şimdilik orayı unutun ama. Ya unutma. Yaz bir köşeye. Bak genç hoca zamanı geldi mi bunun cevabını vermiş olacak. Tamam. Şimdilik arkadaşlar bu burada dursun.
Namespace dışarısında dedik. Bir de ney var? Class içerisinde, yani nested type dediğimiz iç içe class'lar. Bu da şu anlama geliyor. Bir class olduğunu düşün. Örneğin şu olabilir. Ya da şu da olabilir. Ya da program da bir class. Bak, program isminde bir class'ım var burada. Bunların alayı bir class değil mi? Fıtrat olarak aynı şeyden bahsediyoruz. Haliyle herhangi birinin içerisine ben bir class tanımlaması yapabiliyorum. Örneğin şuradaki my class'ın içerisine geldim. Bak, bir tane class tanımlıyorum. Ne olsun bunun adı? Bunun adı da arkadaşlar my class 3 olsun. Tamam. Olay bundan ibaret. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şu nested diye geçiyor. Şu şunların ise ismi yok arkadaşlar. Şunların ise ismi yok. Tamam. Ya varsa da ben bilmiyorum. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bir class tanımlamasında tanımlanan yerde, şimdi bu yer namespace olabilir. Namespace olabilir. Namespace dışı olabilir. Değil mi? Hatta şöyle gelelim, dışı diyelim. Yahut arkadaşlar class olabilir. Class içerisinde de olabilir. Aynı isimde birden fazla class tanımlanamaz. Yani temel programlama bilgisidir, kuralıdır. Tamam. Nasıl ki aynı scope içerisinde birden fazla değişken tanımlayamıyorsun. Aynı yerde, nerede tanımlıyorsan artık, aynı isimde birden fazla class tanımlayamazsın. Zaten benim bunu yazmama gerek yok. Artık sen programlama ahlakını bilen birisi olarak, object oriented öğreniyorsan eğer, temel programlamayı hasbelkader olsa da biliyorsundur. Bu kuralın artık senin cebinde olduğunu varsayıyorum. Zaten bunlar bilinen şeyler. Tamam? Gene de biz yazmış olalım. Evet, sınıf nasıl oluşturuluyormuş? Class yazıyorsun, isim veriyorsun, scope'ları açıyorsun, bitti. Nerede oluşturuluyormuş? 3 farklı yerde, namespace içerisinde, dışarısında ve class içerisinde, yani nest type olarak oluşturabiliyoruz. Herhangi bir mülakata girdin, soracaklarını çok fazla zannetmiyorum ama eğer ki adam sana sorarsa nest type dediğimiz class nedir, nasıl oluşturulur vesaire diye sorarsa şunu örnek ver, geç. Tamam. Şimdi sınıf ile nesne modeli nasıl tasarlanır? Sınıf ile nesneyi ben nasıl ortaya koyabilirim? Bak. Buradaki soru şu değil. Sınıfla nasıl nesne oluşturabilirim değil. Sınıfla nasıl bir nesne modeli tasarlayabilirim? Yani AutoCAD'de nasıl ben bu evi tasarlayabilirim? Anladınız mı? Ev yapmaya gelmedik daha, ona geleceğiz. Şimdi zamanı değil ama ona geleceğiz. Şimdi arkadaşlar, sınıf ile nesne modeli tasarlayabilmek için yapmanız gereken ilk önce bir tane sınıf oluşturmak. Hadi de şuraya bir yere geliyorum. Mesela şuradan devam edeyim. Class diyorum. Bir tane class oluşturuyorum. Burada örnek model diyelim. Şimdi arkadaşlar, bu örnek modelin içerisinde ben ne yapıp ne edip böyle örnek bir nesne tanımlayabilirim. Bir nesneye dair gerekli yapıları koyabilirim. Şimdi gelin bunlar üzerine konuşalım. Tabii bunların hepsi ayrı başlıklar altında değerlendirilecek konular. Şimdi oturup da 6 saat bunlarla ilgili konuşmayacağım. Sadece hani bir görelim, bir şöyle perdeyi hafiften aralayalım. Bakalım bir neler varmış dışarıda ya da içeride. Bu dünyada neler varmış diyelim. Ardından kapatalım, çünkü yeri gelecek. Hani tek tek mahalle mahalle bu dünyayı biz keşfetmeye başlayacağız. Ben bir anda böyle bodoslama girip haydi burada property şudur, encapsulation budur falan dersek, onun için zaten bu eğitimleri izliyorsunuz. Çünkü muhtemelen başka eğitimlerde bunları bulamadınız diye düşünüyorum. Anlaşıldı mı? Ben inandığım doğru tekniği uygulamaya çalışıyorum diyelim, devam edelim. Şimdi sınıf ile nesne modeli tasarlayabilmek için şimdi ihtiyacın neler olabilir? 3 tane şey olabilir. Biri, bu nesnenin içerisinde değerler tutmam gerekebilir. Yani field dediğimiz değerler tutmam gerekebilir. İkincisi, bu nesnenin içerisinde operasyonel, eylemsel işlemler yapmam gerekebilir. Yani fonksiyonalite, özellik kazandırmam gerekebilir. Yani iki tane özellik olması lazım. Biri, alan koyacağım ben bunun içerisine. Bundan nesne üretildiği zaman o alanlara istediğim değerleri koyabileyim. İkincisi, kah o alanlardaki değerler üzerinde işlemler yapabilecek fonksiyonlar oluşturmalıyım. Kah başka bir yerden, dışarıdan gelen metotları vesaire tanımlamalıyım. Yani bunun içerisinde iki tane yapılanma oluşturmam gerekecek. Doğru mu? Bunu nasıl oluşturacağız? Dediğim gibi bunların hepsi ayrı ayrı başlıklar altında değerlendireceğiz. Yakın zamanda, yani bu dersten sonraki dersimizde ben sınıf elemanlarını, sınıfın temel elemanlarını inceliyor olacağım. Ama şimdilik şöyle bir göstereyim diye. Bak, diyorum ki integer A, integer B. Şimdi ne yaptım? Normalde senin benim bildiğim, şu ana kadar bildiğimiz iki tane değişken oluşturdum değil mi? Yani hiçbir şey bilmeyen adam der ki hocam iki tane integer türünde değişken oluşturdum. Aynen öyle. Biz ileride diyeceğiz ki class'ın içerisinde oluşturulan
Değişkenler, bak bildiğin şey klasın içerisindeyse eğer biz ona field diyoruz. Bunun altını açacağım, tamam. Bak field böyle oluşturuluyor. Eğer ki ben bu örnek modelden bir tane nesne oluşturursam, bunun içerisinde A ve B alanları gelecek. Sen istersen nokta A deyip eşittir 5 diyebilirsin. Nokta B deyip işte eşittir assign yani assign edebilirsin. C diye 55 diyebilirsin örneğin. Aynı şekilde ben bir tane daha nesne oluşturursam bundan. Bunun içinde de ne var? AB var değil mi? Haliyle bunun içerisine ne koyacağız? İstediğimiz değerleri koyabileceğiz. Çaktınız mı durumu? Bak alanlarımı bu şekilde. Field işte bu ya. Bildiğin değişkenler yani. Öyle absürt bir şey değil. Tabii ki de encapsulation'ı gösterirken property dediğimiz metoda benzer, metodun akrabası olan bir yapılanmadan bahsedeceğim sana ama şimdilik daha oraya gelmedik. Eğer ki varsa bildiğin ve bildiklerinden dolayı böyle ön yargılı beklediğin şeyler unutabilirsin. Hepsini reddet. Çünkü sıfırdan öğreniyormuş gibi davran. Ben sana her şeyi anlatacağım. Object oriented'la ilgili ne biliyorsam hepsi size de aktarılmış olacak arkadaşlar. Evet. Peki hocam fonksiyon nasıl koyabiliriz? Şimdi object oriented eğitimlerini izleyen birisi hiç yoktan metot nedir, ne şekilde kullanılır vesaire bunları zaten arkadaşlar öğrenmiştir diye varsayıyoruz. Haliyle burada nasıl ki biz bugüne kadar programın altında program klasının altında main'de çalışıyorduk. Main'de bir tane metot değil miydi? Bakın klasın altında istediğin metodu tanımlayabilirsin. Örneğin ben şöyle geleyim. X diye bir tane metot koyayım buraya. Hatta bir tane daha geleyim. Integer dönsün geriye. Y diyelim. Ahanda bir tane de Y isimli bir metot. Şimdi ben bundan bu haliyle nesne oluşturursam, diyelim ki iki tane nesne oluşturdum. Her iki nesnenin içerisinde de A var, B var, X fonksiyonu var, Y fonksiyonu var. Doğru mu? Hatta bak şöyle yapalım. X şöyle yapsın. A, B diyelim. Tabii ben burada bakın klasın içerisindeki değişkene burada erişebildim. Scope kavramını bildiğinizi düşünüyorum. Scope kavramından dolayı erişebildiğimi düşündüğünüzü düşünüyorum. Tamam. Normalde klasın içerisindeki elemanlara erişirken kullanılan this keyword'ü var. This keyword'ünün hem batını hem de zahiri boyutunu incelediğimizde şuradaki yapılanmaları elinizin tersinde böyle iteceksiniz. Yani diyecek ya bu mu yani? Hani bu kadar mıymış? Hani nesne dediğin olayı kavradığında olay bitiyor. Tamam. Şimdilik ben sınıfın içerisindeki şu değişkenlere erişip bunların değerini burada yazdırdım. Bunu ben sana object oriented mantığında aktaracağım ne yaptığımı. Şimdilik sıradan yavan bir şekilde kullandığımı düşün. Tamam. Bir de burada ne olsun? Örnek veriyorum. Ne olsun burada? A ile B'yi çarpıp geriye bir değer üretip döndürsün. Ha şimdi bu şekliyle ben örnek modeldan gelip de iki tane nesne oluşturursam. Şimdi bunun A'sı var değil mi? A'sına bunda 5 diyelim. B'sine 10 diyelim. Şunun da A'sına 20 diyelim. B'sine ne diyelim? 2 diyelim. Buradaki değerleri salladım. Bakın ikisi de farklı nesne. İkisi de ortak bir klastan türetilmiş farklı nesneler. Haliyle işlerindeki değerler farklı. Bu farklı olan değerler üzerinde ben nokta x'i çağırırsam bu da bana sonuç olarak 5 ile 10'u yazacak. Bunda x'i çağırırsam 20 ile 2'yi yazacak. Bunda y'yi çağırırsam sonuç olarak 50'yi döndürecek. Bu da 40'ı döndürecek. Anlaşıldı mı? Yani arkadaşlar bakın her şey temelde nesne var ya. İşte o nesneyi kullanabileceğim şekilde bir sınıf burada tasarlıyorum. Tasarladığım sınıfı simüle ediyorum. Bunu böyle yaparsam bu böyle davranış sergiler. Şöyle olur, böyle olur. Anladınız mı? Yakalamanızı istiyorum sadece. Evet, sınıf tasarımı da bu şekilde. Bunu daha da detaylandıracağız. Yani bir nesne modeli tasarlamayı ciddi manada gerçek hayat örnekleri üzerinden yürüteceğim. Şimdilik bu kadar temas etmek istiyorum. Sınıf modelinden referans noktası oluşturma. Hocam referans noktası ne demek? Şimdi bir önceki dersi izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir önceki derste ne yaptık? Ben size referans türlü değişkenlerden bahsetmiştim. Şimdi ne vardı arkadaşlar bizim belleğimizde? Bir stack vardı, bir de heap dediğimiz iki alan vardı, değil mi? Şimdi stack'te nelerimizi tutuyorduk? Değişkenlerin kendileri, değişkenlerin değerleri ve referans türlü değişkenlerin referansları kendileri. Şimdi burada tutulanlar belli. Burada ne tutuluyor? Sadece nesneler. Şimdi ben bir nesneye erişebilmek için ne yapmam lazım? Şimdi normalde stack'e direkt erişebiliyorum. Stack'teki herhangi bir integer türden A isimli bir değişkene A ismi üzerinden direkt erişebiliyorum. Ya yani ve developer olarak direkt siteye el uzatabiliyorum ama ne yazık ki heap'teki herhangi bir
nesneyi elde edebilmem için developer olarak hipe erişemiyorum. Hipe developerların direkt erişimi engellenmiş. Böyle bir şeye müsaade edilmemiş. Tamam. Dolayısıyla benim hipteki nesneyi kullanabilmek için yapmam gereken işlem hipe erişebilen bir aracı kullanmak. İşte bu aracı da stack'teki referanslar oluyor. Örneğin burada x diye bir tane referansım olsun. Ya da x demeyelim. Şurada x olduğundan dolayı karışmasın. Ne diyelim bu? W diyelim mesela. W diye bir referansın olsun. Referans noktanın yani bu referans olarak işaretleme yapacak değişken adı W. Bu gidiyor mesela şuradaki nesneye işaretliyor. Bir başka deyişle neydi? Referans ediyor değil mi? Ha, ben de developer olarak ne yapıyorum? Ben buna erişebiliyor muyum? Erişebiliyorum. Bundan da dolaylı yoldan hipteki nesneye erişebiliyor muyum? Erişebiliyorum. Bitmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar referans neymiş? Referans stack'te tutulan ve hipteki herhangi bir nesneyi işaretleyebilme özelliğine sahip olan değişken türüymüş. Biz buna değişken türü demiyoruz, referans noktası diyoruz. Niye referans noktası diyorum? Çünkü referans edebilme özelliğine sahip. Anlaşıldı mı? Hatta ben buna geleyim, şöyle yazayım. Referans noktası diyelim. Videoda şu görseli görelim. Bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Ben normalde buradaki görselleri çekip NC Akademi'nin sistemine yüklüyordum ama çok 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 vakit aldığı için artık yapmıyorum. Bazı arkadaşlar sağ olsun görselleri çekip bana gönderiyor. Ya emek verene karşı yani benim verdiğim emeğin karşında emekle bana eşlik edenler benim en sevdiğim öğrenci tarzı. Tamam ya yani bunu yapıp bana gönderiyor. Hocam siz yapmamışsınız ben bari bunu yapayım istedim falan. Ya gerçekten izleyene izlemeyene bu şekilde emek verene, vermeyene, gönlünden tebessüm edene herkese gerçekten teşekkür ederim. Yani bu motivasyon kaynağı sizlersiniz. İnanın ki. Benim burada herhangi bir şeyim yok böyle. Ya şu ortamı kurmamızı sağlayan inanın ki binlerce kişi. Binlerce kişi. Ya bir üç kişiden bahsetmiyorum. Belki bu büyüdükçe kanal o doğru orantılı bir şekilde inşallah büyüyecektir. Bu motivasyon kaynağı olan, bu havuza su döken insanlar. Bakın maddi bir havuzdan bahsetmiyorum. Yani gerçekten bir dostluk şey var. Arkada bana dönen o kadar güzel mesajlar, o kadar samimi muhabbetler var ki. Hocam diyor şuradaki şeyde CSS'de bir ayar yapmış. Kendine göre bir düzenleme yapmış. Kodunu paylaşan. Bunu yaparsanız hani orası daha güzel gözükecek falan diye. Yani gerçekten güzel bir umut var ya. Benim jenerasyonu öyle kötüleyen bir önceki jenerasyon hiçbir zaman hak vermedim. Ve hak vermemekte haklı olduğumu gördüm arkadaşlar. İnşallah daha da yüceleriz diyelim. Devam edelim. Şimdi ne dedik buna? Referans noktası dedik. İşte referans noktası, referans dediğimiz olay bu. W. Şimdi bu W ne yapıyor? Hipteki herhangi bir nesneyi işaretliyor. Sen de bu W'ye erişebiliyorsun. Erişebildiğin için dolaylı yoldan hipteki o nesneye erişebiliyorsun. İşte sınıf modelinden referans noktası. Yani şunu nasıl oluşturabilirim? Şimdilik ben bu kısma işaretlemeye vesaire ilgilenmeyeceğim. Ben daha bakın nesne nasıl oluşturulur'a daha gelmedim. Ve daha bir sonraki derste de gelmeyeceğim. Nesne nasıl oluşturulur daha dursun bir orada. Bizim için şimdilik önemli olan nokta referans kısmı. Yani bu taraf. Class'ın modellenmesi, nesnenin modellenmesi, referans noktaları vesaire. Şimdi gelin arkadaşlar. Sınıf modelinden referans noktası nasıl oluşturulur? Ne demiştim ben? Bir class tanımlandığında o class adı bir türdür. Yani bir nesne türüdür. Bir türe karşılık gelir demiştim, değil mi? İşte o türü haliyle o türü kullanabilmek için direkt olarak class adını kullanmamız yeterlidir. He, buradan ben şunu çıkarıyorum. Elimde örnek model var, değil mi? Şimdi düşün. Mesela diyelim ki stack hip. Hemen şunu yazayım. Hip'teki herhangi bir nesneyi işaretleyebilmem için bunun işaretleyecek olan referansın türü ne olmalı? Haliyle bunun türüne, bunun fıtratına uygun olmalı, değil mi? Bu iki tane birden fazla klasın olduğunu düşün. Biri erkek, biri kadın. Şimdi buradaki erkekse referansının türü erkek referansı olmalı. Kadınsa kadın referansı olmalı. Yani nasıl ki normal değişkenlerde herhangi bir sayısal değeri tutarken sayısal türden bir değişken olması lazımken boolean türdeki bir değişkeni boolean'ın dışında char'la tutamıyorsan işte bununla aynı mantık. Yani türler, eşleştirmeler birebir aynı olmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla yapmamız gereken şey ne? Benim burada bunun türünü belirlerken class'ın ismini kullanmam yeterli olacakmış. Peki class'ın ismini kullanırken nasıl kullanıyorum? Dikkat! Şimdi ben integer türde bir değişken tanımlarken ne yapıyordum? Türü bildiriyordum, yanına adını yazıyordum, değil mi?
Boolean türde bir değişken tanımlarken ne yapıyordum? Bunu yapıyordum. String türde bir değişken tanımlarken string yazıyordum. Bu şekilde ismini belirtiyordum. Aynı şekilde örnek model türünde, bu klasın türünde bir referans noktası, bir değişken tanımlarken ne yapacağım? Türünü yazacağım. Yanına bir isim vereceğim. Tamam. İsmin neymiş? W demişiz mesela. W diyeceğim. Bitti. İşte bu W'yu benim oluşturabilmem için ahanda şunu bu şekilde yazmam yeterli olacaktır. Geldim buraya. Bak örnek model. Şimdi örnek modeli yazdığın anda zaten diyor ki bak bu bir cluster diyor ve senin bunu değişken türüymüş gibi kullanabilmenin altında yatan şey esasında bu bir referans türlü bir değişken olmasıdır. Oh. Sanırım anlatabildim. Anlaşıldı mı? Bakın şu anda bir değişken tanımladık. Peki hocam bu tanımladığımız değişkenin yani şu anda bir nesne yok, bir şey yok, herhangi bir şey yapmadık ekstradan. Bu RAM'de nasıl bir konumda? Bak şimdi. Gene stack. Bunları hep yazacağım arkadaşlar. Üşenmeden yazıyorum ben. Heap. Şimdi diyelim ki ben burada ne yaptım? Dedim ki bak kardeşim örnek modül türünde bir W isminde referans noktası aldım değil mi burada? Buna biz ne diyeceğiz? Referans noktası alma diyeceğiz. Referans noktası ayarlama diyeceğiz. Tamam. Referans alma diyeceğiz. Yani bu terminolojiyi kullanacağım. Ben referans alıyorum, referans noktası ayarlıyorum dediğim zaman anlayın ki bir klasın türünden bir değişken oluşturuyorum. Tamam. Peki hocam benim bu oluşturmuş olduğum bellekte ne şekilde? Anında bu şekilde tutuluyor. Peki herhangi bir şeyi referans ediyor mu hocam? Etmiyor şu anda. Bak dikkat edersen şu anda herhangi bir nesne ataması yapmadım buna. İleride biz ona atamayı da atama demeyeceğiz. Referans alma diyeceğiz. Yani oradaki assign operatörü görevi değişecek. Oralara geleceğim arkadaşlar. Şimdi çok dağıtmayayım. Şimdi şunu biliyorsunuz ki eğer ki bir referans noktasında herhangi bir nesne referans edilmiyorsa o referans noktası artık uzatmayayım referansı diyelim. O referans tamam. O referans null değere sahiptir. Şimdi null değere sahiptir dedim. Hemen geçmişten bir bilgi vermek gerekirse null değere sahip olabilmesi için ne olması lazımdı? Nullable olması lazımdı. Hatırlarsanız eğer ne demiştim ta zamanında bu temel C# dersinde referans türlü değişkenler özünde nullable olan değişkenlerdir. Bit. Anlaşıldı mı? Haliyle bu referans türlü bir değişken olduğu için özünde zaten nullable. Herhangi bir nesneyi burada işaretlemediysek, bak şu anda nesne yok, haliyle işaretlediğim bir nesne yok. Bu doğal olarak zaten nullable olarak gelecektir. Anlaşıldı? Evet, bu şekilde bir tanımlama yapalım. Arkadaşlar bu dersimizde sınıflara giriş yaptık. Sınıflarla ilgili belirli bir noktalara kadar mevzuyu getirdim. Bundan sonraki dersimizde sınıf yapısının temel elemanlarını inceleyeceğiz. Yani member dediğimiz, elemanlar dediğimiz yapıları inceleyeceğiz. Bu elemanlar 4 tanedir. Field yapılanması, property yapılanması, metot ve indexer yapılanmaları. Bir de özel yapılanmalarımız var. İşte constructor, deconstructor, başka ne vardı? Static constructor vesaire. Bunun gibi yapılanmalarımız var. Zaman bunların hepsini inceleyeceğiz. Bunların hiçbirini hani bir kitap aldığınız elinize ya da bir makale aldığınız object oriented'a dair herhangi bir kavramı işlemeden bu eğitim serisini noktalamayacağım. İnşallah diyelim. Yani benim hesabım bu şekilde. Umarım Yaradan da bize bu konuda destek olur. Sizler de motivasyon kaynağımız olursunuz diye umut ediyorum. Velhasıl arkadaşlar sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kolay gelsin.